Gezegenimiz Dünya, uzayın sonsuz boşluğunda milyonlarca yıldır varlığını sürdürmektedir. Bu süre zarfında sayısız canlı türü yaşamış ve çeşitli felaketler sonucunda yok olmuştur. Meydana gelen felaketlerin bir kısmının nedeni ise uzaydan gezegenimize düşen göktaşlarıdır. Bu videoda dünyada bulunan en büyük göktaşlarından ve nerede olduklarından bahsedeceğim. En küçükten en büyüğe doğru sıralayacağım dünyadaki en büyük göktaşlarını anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle dünyamıza çarpan göktaşları atmosferden geçerken meydana gelen ısı sonucunda parçalanır. Çoğu yeryüzüne ulaşamadan yok olur. Çok küçük bir kısmı ise yeryüzüne ulaşmayı başarır. Birazdan anlatacağım göktaşları yeryüzüne ulaşmayı başarmış az sayıdaki göktaşlarından bugüne kadar bulunmuş en büyük olanlarıdır. Willamette göktaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar bulunan en büyük göktaşı olma özelliğine sahiptir. 7,8 metre uzunluğundaki göktaşı 15,5 ton ağırlığındadır. Embozi göktaşı 1930'lu yıllarda Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bulunmuştur. 3 metre uzunluğunda olan bu göktaşı 25 ton ağırlığındadır. Willamette'den uzunluk olarak daha kısa olsa da ağırlık bakımından neredeyse 2 katıdır. Cape York 1993 yılında dünyamızın kuzeyinde bulunan soğuk, karlı ve buzlu topraklarında Grönland'da keşfedilmiştir. Günümüzde Danimarka'da bulunan Kopenhag Üniversitesi Jeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Dünyamıza yaklaşık olarak 10.000 yıl önce çarpan bu göktaşı 20 ton ağırlığındadır. Baku Brito, Orta Amerika ülkesi olan Meksika'da bulunmaktadır ve Meksika'da şimdiye kadar bulunan en büyük göktaşı olma özelliğine sahiptir. 1863 yılında bulunan bu göktaşı 4,25 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 1,75 metre yüksekliğinde ve Cape York gibi 20 ton ağırlığındadır. El Caco, Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'de 1969 yılında bir metal dedektörü yardımıyla yerin 5 metre altında bulunmuştur. Dünyadaki en büyük ikinci meteor olma özelliğine sahiptir. Bu göktaşı 37 ton ağırlığındadır. Arjantin'de Campo del Cielo adında 60 kilometre karelik bir krater oluşmasına neden olan ve kraterle aynı adı taşıyan meteor grubunun bir parçasıdır. Günümüze kadar yeryüzünde bulunan gelmiş geçmiş en büyük göktaşı Hoba'dır. 1920 yılında Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da bir çiftçi tarafından bulunmuştur. Bu göktaşı o kadar büyük ve ağırdır ki düştüğü günden beri düştüğü yerde durmaktadır ve kimse tarafından kaldırılamamıştır. 6,5 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve 60 ton ağırlığında demir bir yapıdır. Yaşının 200-400 milyon yıl arasında olduğu düşünülen Hoba göktaşının dünyamıza yaklaşık olarak 80 bin yıl önce düştüğü düşünülmektedir. Bu dev göktaşı 1955 yılından bu yana ulusal anıt olarak kabul edilmiştir. Bahsetmiş olduğum bu göktaşları bugüne kadar keşfedilen en büyük göktaşlarıdır. Günümüzde bulundukları yerde oldukça masum görünseler de dünyamıza düştükleri zaman oluşturdukları krater ve etkilerle çevredeki yaşamları olumsuz etkiledikleri tartışılmaz bir gerçektir. Halen dünyanın farklı yerlerinde, özellikle okyanusların derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen bu boyutlarda ya da çok daha büyüklerinin olma ihtimali de oldukça fazladır.